Diğer videolarımızda 10-15 bin yıl öncesinden söz etmiştik ve tarım temel olarak akarsu vadilerinde ortaya çıkmıştır demiştik. Aslında tarımın ilk önce akarsu vadilerinde ortaya çıkması şaşırtıcı değil. Çünkü akarsular taşarak çevrelerindeki toprağı daha verimli yaparlar arkadaşlar. Çevrede yaşayan insanlar ve ektikleri ürünler için böylece taze su sağlarlar. Ayrıca akarsular mesela elde edilen mahsullerin bir yerden bir yere taşınmasında da işe yararlar. Tüm bu nedenlerle ilk önemli medeniyetlerin de tarımın ilk ortaya çıktığı yerlerde olması hiç şaşırtıcı değil. Göreceğimiz ilk medeniyet Nil Nehri kıyısındaki Antik Mısır. Bu medeniyeti Indus Nehri boyunca Indus Vadisi'nde de göreceğiz. Çin'de Sarı Irmak ve Yangtze Nehri boyunca da göreceğiz. Ayrıca Mezopotamya'da Dicle ve Fırat nehirleri boyunca da göreceğiz. Hadi gelin o zaman bu videoda bu bölgelerden biri olan Mezopotamya hakkında konuşalım. Şimdi Mezopotamya kelimesi aslında arasında anlamına gelen mezo ve ırmak nehir anlamına gelen potamos kelimelerinden oluşuyor. Yani Mezopotamya nehirler arasındaki bölge anlamına geliyor. Bu bölge çoğunlukla günümüzdeki Irak'ı kapsıyor. Şimdi burasının medeniyetin beşiği ya da medeniyetler beşiği olarak adlandırılmasının nedeni sadece tarımın geliştirildiği ilk yerlerden biri olması değil. Burası aynı zamanda pek çok başka ilk medeniyetin de kesişim noktasında bulunuyor. Dikkat edin. Buradaki Indus Vadisi medeniyeti, Antik Mısırlılar ve bölgede ortaya çıkan diğer medeniyetler de var. Tamam mı? Buraya kadar anlaştık herhalde. Evet. Bu nedenle burasının teknoloji, mimari, din ve yazı gibi önemli gelişmeler gösteren bir coğrafya olması şaşırtıcı değil. Mezopotamya'da ilk ortaya çıkan medeniyet olduğuna inandığımız topluluk ise Sümerler yazıyorum buraya. Sümerler. Bunu bazen bazı uzmanlar Sümerler olarak adlandırıyor. Öyle de görürseniz şaşırmayın arkadaşlar. Aynı şeyden bahsediliyor. Evet. Sümerler çoğunlukla buradaki bölgeye bağlantılı olarak düşünülür. Burayı daire içine alayım. Güney Mezopotamya'daki bu bölge. Günümüzde bu medeniyetin milattan önce 4000 civarında ortaya çıkmaya başladığı düşünülüyor. Buradaki zaman çizelgesinde turuncu renkte görebilirsiniz. Sümerler tekerlek gibi temel bazı araçları icat ettiler. İlk tekerlek milattan önce 3500 yılında Sümerler tarafından bulundu. Sümerler aynı zamanda mimari yapılarıyla da ünlüdürler. Burada bir zigurat resmi görüyoruz. Ziguratlar, Sümer şehirlerinin ve daha sonra göreceğimiz diğer Mezopotamya şehirlerinin merkezinde yer alan yapılardı. Bunu yapmak inanılmaz bir iş gücü gerektiriyordu. Ziguratlar, tanrılar ve tanrıçalara tapınmak için yapılan tapınaklardı. Sümerler çok tanrılı bir inanca sahiplerdi ve tanrıları da insan biçimindeydi. Ayrıca Sümerlerin ilk yazılı dillerden birini geliştirdikleri düşünülüyor. İlk yazılı dil değil, dikkat edin bakın, dillerden biri diyorum. Çünkü Mısır hieroglifleri de var arkadaşlar. Ya da Harappa ve Indus Vadisi medeniyetlerinin, Çin'deki medeniyetlerin yazılı dil kullandığını bugün biliyoruz. Buna örnek olarak burada bir çivi yazısı tableti var. Bakın bu elle yazılmış bir çivi yazısı tableti. Çivi yazısı Sümerler tarafından geliştirilmişti. Şimdi Mezopotamya hakkında konuşurken Sümerler hakkında konuşuyoruz ama burada ortaya çıkan diğer medeniyetler de var elbette. Şimdi hepsini şuraya yazayım. Sümerler var dedik ama Akadlar da var. Akadlar. Akadların kendi dilleri ve imparatorlukları var. Mezopotamya'da milattan önce yaklaşık 3000 yılında konuşulan iki temel dilden biri Akadcadır ve Akadca Semitik bir dil olarak bilinir. Bu dil Arapça ve İbranice gibi günümüzde kullanılan diğer Semitik dillerle bağlantılıdır. Peki Semitik ne demek? Nuh peygamberin oğlu Sam'ın soyundan gelenlerin konuştuğu düşünülen dil demek arkadaşlar. Evet. Semitik bir dil olan Akad dili var ve bir diğer dil de tabii ki Sümerce. Sümerce var. Milattan önce 3000'e geldiğimizde Sümerler Akadca konuşan insanlarla pek çok etkileşime giriyorlar. Akadca konuşanlar deyince genelde Kuzey Mezopotamya'da yaşayan insanlar kastediliyor. Ayrıca ilk imparatorluğun Gerçek imparatorluğun, belki de dünyadaki ilk imparatorluğun Akadlar'da ortaya çıktığına inanılıyor. Bu imparatorluk Akad İmparatorluğu'ydu. Eğer buraya ilerlersek, Akad İmparatorluğu'nun nasıl yayılmış olduğunu görebiliriz. Akad İmparatorluğu'na adını veren Akad kasabası burada. Bu bölgedeki bir yerdi ve bu imparatorluğu genişleten İlk önemli hükümdar ise genellikle Büyük Sargon olarak bilinen Sargon. Gördüğünüz gibi burası M.Ö. 24. yüzyıl civarında kuruluyor. Yani yaklaşık 2350 yılında Sargon, dünyadaki ilk hanedan imparatorluğu olan Akat İmparatorluğunu kuruyor ve Kuzey ve Güney Mezopotamya'nın kontrolünü eline alıyor. Hatta Sümerler bile Akadların kontrolü altındaydı diyebiliriz. Zaman içinde göreceğimiz üzere Akad dili ile Sümer dili birbirine karışmış. Akadca çivi yazısı ile yazılmaya başlanmış ve hemen hemen bu dönemden başlayarak Sümerce konuşma dili olarak yok olmaya başlamış ve Akadca egemen olmuş arkadaşlar. Şimdi Akadlar 100 yıldan biraz fazla bir dönem boyunca hüküm sürüyorlar ve sonra birkaç başka imparatorluk geliyor. Burası biraz kafa karıştırıcı olabilir, şöyle açıklayayım. Üstteki çizgi Güney Mezopotamya ve bu aşağıdaki çizgi de Kuzey Mezopotamya. Yani bu turuncu olan çizgi Sümerlerin hüküm sürdüğü yeri gösteriyor ki dediğimiz gibi bazı insanlar Sümerlerin ilk imparatorluk olabileceğini düşünüyor. Bu alttaki çizgide Akadca konuşanları gösteriyor. Ancak Büyük Sargon Akad İmparatorluğunu kurana dek Akadların parçalanmış halde olduğunu biliyoruz. Şimdi kısa süreli bir Neo Sümer İmparatorluğu ya da 3. Ur Hanedanlığı da var. Ama Mezopotamya ile bağlantılı olarak bahsedilen bir sonraki önemli imparatorluk aslında Babil İmparatorluğu. Babil İmparatorluğu'nun merkezi Babil şehriydi. İşte burada İmparator Hamurabi'nin yönetiminde gerçekten önemli bir imparatorluk haline geldi. Hamurabi imparatorluğu bir hayli genişletti. Koyu kahverengi ile gördüğünüz Hamurabi ilk başa geçtiğinde imparatorluğun hali. Bakın burası koyu kahverengi ile gördüğünüz bölüm şurası. Hamurabi ilk başa geçtiğinde imparatorluğun hali. Açık kahverengi ise genişlettiği alan. Yani hem kuzey hem de güneye doğru imparatorluğu genişletiyor gördüğünüz gibi. Hammurabi belki de en fazla burada da gördüğünüz meşhur Hammurabi kanunlarıyla bilinir. Bu dünyadaki ilk yazılı kanun değildi ama ilklerden biriydi ve neredeyse bir anayasa gibiydi. Ayrıca Sümerlerin daha önce yaptığı şeylere dayanıyordu. Hatta İncil'deki kuralları ve günümüz hukukundaki kanunları bile etkilemiştir. Babillerden sonra Mezopotamya'nın önemli bölümlerini kontrol eden bir başka önemli imparatorluk Asur İmparatorluğu oldu. Asur İmparatorluğu da adını ilk kuruldukları yerden, Asur şehrinden alıyor. Ya da Asur, kısa da söylenebilir. Burada Akad İmparatorluğunu gösterdiğimiz haritada burayı görebilirsiniz arkadaşlar. Hem Babiller hem de Asurlular Akadca konuşuyordu. Ancak geç Asur dönemine girdiğimizde Aramice'nin yani bir başka Semitik dilin daha önemli bir hale geldiğini göreceğiz. Evet, burada gördüğünüz gibi Asur İmparatorluğu zirvesindeyken günümüzdeki Orta Doğu'nun büyük çoğunluğunu kontrol ediyordu. Asur İmparatorluğu M.Ö. 7. yüzyılda yıkılıyor ve yerine Yeni Babil İmparatorluğu oldu. Burada bir haritamız var ve Yeni Babil İmparatorluğu'nun burada günümüzdeki Orta Doğu'nun çoğunu hükmü altına aldığını görüyoruz. Yeni Babil İmparatorluğu'nun en ünlü hükümdarı muhtemelen 2. Nebukadnezar diyebiliriz. Nebukadnezar. Kendisi erken dönem Yahudilerini esir almasıyla bilinen kraldır. Bu meşhur olay da Babil esareti ya da Babil sürgünü olarak geçer. Ancak sonunda M.Ö. 6. yüzyılda bu imparatorlukta yıkılıyor ve onu yıkanlar Persler ve Büyük Kiros. Ve böylece İncil'e göre Babil esaretinin de sonu gelmiş oluyor. Ancak büyük resme bakacak olursak Mezopotamya'ya medeniyetin beşiği ya da medeniyetler beşiği denmesinin mantıklı bir nedeni var. Mezopotamya'da sadece bu teknolojik ya da mimari gelişmeler yoktu arkadaşlar. Bu medeniyetin dini inançları ve yazı sistemi aynı zamanda son 5, 6 ya da 7 bin yıldır uygarlıkları etkiledi. Aslında kesin olması için son 5 bin yıldır desek daha doğru yazılı kanunlar, teknoloji ve tüm bu gelişmeler Mezopotamya'dan gelen bu gelişmeler aslında günümüze kadar uzanmıştır.